Herkese selam sevgili dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna başladığım günden itibaren, oyunda hesap incelediğim günden itibaren, Discord'da arkadaşlarımla konuştuğum günden itibaren, herkesten aldığım bilgiler, benim kendi gözlemlerim ve 7-8 aylık bir serüven sonucunda size avdan nasıl eşya çıkarabileceğinizi anlatıyorum. Şimdi sevgili dostlar beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu anlatacaklarım gerçekten çok değerli ve uzun süreli bir bilgi birikimi. O yüzden lütfen yorum yapmadan önce lütfen beni gerçekten sonuna kadar dinleyin. Öncelikle bugünkü konumuz olan av hakkında size vermem gereken bir başlangıçta bilgi var. İstatistik oluşturduğumuz zaman bu av içerisinde 3 tane şans faktörü bulunuyor. Nedir bu şans faktörleri? Birincisi rastgele tamamen şans faktörü dediğimiz bu şekilde adlandırdığımız bir şans faktörü. Bunun hiçbir dengesi yok. Yani e, tamamıyla dengesiz ve anlamsız bir şekilde olabilecek bir şey. Çünkü bildiğiniz üzere bu av tamamen matematiğe dayalı ve biz onun algoritmasını kırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Tamamıyla dengesiz ve anlamsız dediğimiz nasıl oluyor? Atıyorum av değeri sıfırlandı. Peşinden bir daha tak diye patlatabiliyor. Bu tamamen e, matematiğin artık bizim yetişemediğimiz gerçekten tamamıyla o Yüzde sıfır bildik şans gibi çok değerli bir şans faktörü. Bu bunun için yapılabilecek hiçbir şey yok ve bunun bir çözümü yok. Yani bu şey gibi aynı. Ben mesela şu anda 10'lu bassam çıkacak demek gibi ki. Şimdi ben size anlattığım zaman zaten hangisinden çıkacağını hangisinden çıkmayacağını anlayacaksınız. E, i̇kinci sırada sıralama şans faktörü var. Bu benim uzun zamandır üstüne çalıştığım, incelediğim ve size aktardığım şu anki bilgi. Bunu anlatacağım. Bir de maksimum değer için yani 666 için dışı şans faktörü ondan da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle size avın mantığını kaba taslak ve sonrasında detaylı olarak anlatmak istiyorum. Şimdi önümüzde bulunan eşyalardan kazanmak istiyoruz. Öncelikle şunu anlamanızı istiyorum. Av faktörü içerisinde bizim kazanabileceğimiz farklı eşya türleri var. Bunlar nedir? Ortadaki 3 değerli yeşil, en nadirlerden pembe, kırmızı, sonrasında turuncu, mor ve en son mavi bizim kazanabileceğimiz maksimum eşya faktörleri bunlardır. En yüksek kazandığımız unutmayın yeşil sonrasında kırmızıdır. Mantık olarak mesela şuradan ekipman havuzundan size bir örnek vermek istiyorum. Şimdi en son baktığımız zaman 151 sunucudan Romantien ve aşağı en aşağıdaki 174'teki Karnoston'un çıkarttığı aralık bazında bakarsanız şayet herkes burada turuncu eşya çıkartmış. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda bu eşyanın Bakın şurada bu avda şu avın kırmızı veya pembe gelmeden yani şu kırmızı herhangi bir kırmızı runik özü olabilir veya gelişmiş özellik hafı olabilir. Kırmızı bir öğe gelmeden bu öğeyi kazanmanız mümkün değil. Yani şu an baktığınız zaman mesela atıyorum 20 tane anahtarım var benim. Eğer ben bu noktada basarsam hata yaparım. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Atıyorum ben 20 anahtarı bastım kırmızı çıkarttım. Benden sonraki gelip 5 anahtar basan bir kişi eşyayı alabilir. O yüzden hiçbir zaman ardarda arda 3 veya 4 turuncu varken bir ava basılmaz. Tamam mı? Gelelim zirve avından örneklerimiz. Şimdi burada e, bu arada ben bunları takip ettim. Turuncu turuncu olarak gidiyor ya. Onun üstünde bir pembemiz ve bir kırmızımız var. Onu baştan söyleyeyim. Burada 3 turuncu, turuncudan sonra kesin olarak bir ödülü vermiş. Daha sonrasında indiğimiz zaman 3 kırmızının ardından bir tane tekrardan değerli eşya vermiş. Zaten bu kim? 151'den Toma. Gayet şanslı olmuş. Burada pembe öğeyi vuramamış. Fakat 3 pembenin getirdiği o özgüvenle direkt olarak basmış. Helal olsun. Almış ödülü. Gelelim yıldız ruh havından örneklerimize. Şimdi burada yıldız ruh hazinesinde şunun üstü bir üstü pembedir. Şurası pembeydi yani bilginiz olsun. İndiğim zaman pembe, kırmızı, çift turuncu ve yüzük. Anladınız değil mi beni? Aşağı iniyorum. Bakın mesela turuncu vermiş, turuncu vermiş, kırmızı vermiş. Sonra bir daha turuncuya dönmüş. Bir daha kırmızıya dönmüş. Mesela bakın çift kırmızı olmuş. Şurada çift kırmızı. Sonrasında tekrardan tüye dönüyor. Burada zaten öğeyi kaybettiğimizi artık biliyoruz. Kırmızı gelmesi umut. Tekrar turuncu gelmesi umutsuzluk anlamına gelir. Burada yine turuncu, kırmızı, kırmızı. Eğer şu an mesela şu noktada e buradan bir ödül alabilirsiniz. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Çift kırmızı ve üstünde gelen sürekli kırmızı birikintisen dolayı Burada bir ödül kazanabilme ihtimaliniz daha yüksek. Ama şayet ben 10 bastım ve buradan yine turuncu mu geldi o zaman duracağım. Yani direkt benim 50-50-50-50 basmamın hiçbir anlamı yok. Yani bu av muhabbetinde zaten nasıl anahtar kasabileceğinizle ilgili bir video çekmiştim. Bedava av anahtarı kasma diye. Ayrıca orada çekiliş de var ona da bakıp isterseniz yan hesabınız ile avanatları kasabilirsiniz. Ama buradaki mantık yani sırayla dizilen öğelerin mantıklı şekilde düşündüğünüz zaman değerli olması. Yani o üç değeri de bize karşıladığı zaman ödülü rahat bir şekilde alabiliyoruz. Şöyle yukarı çıktığım zaman mesela burada mesela kim? Kardeş, fa gök, turuncu, kırmızı, pembe peşinden yeşil gelmiş. Değil mi? Pembe, kırmızı, turuncu gelmiş burada basmışlar. Mesela bakın TR-Lena burada Tanrı Ruhu'nu çıkarttıktan sonra Turuncu E'yi e, Nord burada basmamalıydı. Yani anahtar bastıysa yanlış yapmış. Bedava haktan bir şey olmaz da. Yani mesela burada e, pembe geldi, kırmızı geldi turuncu geldi. Mesela benim buradan hatırım olsa TR-Lena yerine ben de basardım. Çünkü mantıklı burada. Baktığınız zaman birebir aynısını kop kopyalamış yani. Aynısını tekrar etmiş. Fakat TR-Lena burada Tanrı Ruhu Turuncu'yu iki defa ardı arda çıkarttığı için burada North Aster'ın direkt durması gerekirdi. Şöyle yukarı kaydıralım. Başka gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bakın unutmayın bu tamamen oturmu böyle oturup bildiğin oturacaksın. Böyle ben şu an hani bu videoyu çekerken bakıyorum ya böyle full ekrana. Bunun gibi oturacaksın takip edeceksin abi. Mesela bak pembe turuncu turuncu pembe kırmızıya dönmüş yine pembeye dönmüş ikinci turuncu geldi. bak. Pembe kırmızı turuncu geldi tak ikinci turuncu geldi bitti tamam artık vermeyecek onu biliyoruz. Bak kırmızı geldi pembe geldi turuncu geldi aa tamam çıkacak bak zaten çıkmış. Anladın mı? Yani o sıralamayı doğru yapman lazım. Ya mesela hani dersen ki peş peşe turuncudan gelir mi? Aha bak geldi bak gördün mü şu an? Tam şu an geldi aynen bak kanka. Geldi şu an bak gördüm adamlar çıkartmış. Ne çıkartmışlar? Neyse boş ver ne çıkarttıklarını. <laughs> Gelelim yıldız avına. Örnekleyecek çok fazla şey var. Ha, mesela kim vurdu şimdi? Bak muhabbet ederken vurdular değil mi? Şöyle benim başka avım yok mu? Onu nereden çıkarttınız? Ne yaptınız ya? Ruh avından ha tamam. Oğlum ruh hava nerede? Ha ben de ruh hava açık değil ya. Bu çarda açık değil. Tamam tamam dur. Bir saniye dostlar. Bir saniye bir saniye. My bad. <laughs> dur şimdi kanıt daha fazla çıktı. Alo ruh hava. Heyo. Tamam seviyem hala yetersiz I think. <laughs> o yüzden biz elimizdekilerle idare edelim. Siz zaten benim mantığımı aldıktan sonra Güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Şimdi bunun üstünü hatırlamıyorum. Burada yalan söyleyemem. Bunu hatırlayamıyorum. Çok geçmiş çünkü buradan. Çünkü her zaman oyunda olamıyorum bildiğiniz üzere. Şimdi baktığımız zaman pembe gelmiş. Kırmızı gelmiş. Kırmızı gelmiş mesela Uchi Ubito bir tık burada heveslenmiş. Yani aslında baktığınız zaman haksız bir heves değil bu. Mesela bakın burada turuncu, pembe, kırmızı geldi. Mesela bakın şu noktada birinin 50 atıp Kesin demiyorum. 50 atıp kazanmama ihtimali yok ama şayet eğer bir daha turuncu gelirse alamazsın. Yani bu sıfırlandığı anlamına gelecek. Özetle tekrar geçiyorum. Nadir öğelerinin belirli bir aralıklarla kendini tekrar etmesi gerekiyor. Avda nasıl başarılı olacaksınız? Benim dediğim bu 3 maddeyi unutmayacaksınız. Şimdi tabii ki de mesela şu an bakın. Efendime söyleyeyim. Bakın bak ben şu olmaz demiyorum. 50 bastım. Hem en iyi silah geldi hem yüzük geldi hem bilezik geldi. Bak, olabilir. Ben tek anahtar yani 50 anahtardan 3 tane çıkartan gördüm. Bakın bu maksimum için şans dışı faktör dediğimiz saçma olay işte bu. Yani adam 50 anahtardan ortadaki 3 üründe aldı. Gözüm üründe aldı. Hatta e, bazı söylentiler var. 4 ödül alan. Yani 50 basıyor Atıyorum iki silah alıyor hepsinden birer tane alıyor. Bunu gerçekten yapanlar var. Mesela bak saçma gelebilir belki inanmayabilirsiniz ama gerçekten var ki yapılıyor. Yani bu bizim üçüncü maddemiz maksimum için şans dışı faktör dediğimiz saçma olay. Ee, burada çoğunlukla bizim ödülleri kazandığımız faktör sıralama şans faktörüdür. Yani eşyaların düşüşünden bizim ortaya çıkarttığımız şans faktörü. Burada mantık şudur yani sıralamayı birazcık ezberlemeniz gerekiyor. Yani ezberledikten sonrası zaten basit. Atıyorum mesela burada şu an ekipman avında full turuncu olması bize hiçbir ödül vermeyeceğinin net garantisi oluyor. Ben şu an 50 anahtarım olsa beklemem gerekiyor. Ne yapacağım? Karnasto, Ernesto'dan sonra, Ernesto'dan sonra e, kırmızı veya değerli bir eşya çıkartan bir kişiyi beklemem gerekiyor. Şimdi bu videoyu çok fazla kişi izleyecek ve birbirinizi birazcık bekleyeceksiniz ama şöyle bir şey var bedava haklardan zaten istemsiz gün içerisinde bu değerli ödüle her türlü yaklaşacaksınız. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Ha bu arada avdan hani böyle değerli eşya çıkartayım. Efendime söyleyeyim. Güzel bir şeyler çıkartayım. İsterseniz Digipin üzerinden e, referans kodum ile eğer iyi olursanız %12 indirimle elmaslarınızı alıp e, şans faktörünün içinden geçebilirsiniz. Bilginizi sunarım dostlar. E, bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Umarım beni sonuna kadar dinlemiş ve Anlattıklarımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum dostlar. Her şeyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Uzun zamandır aslında bu videoyu çekmek istiyordum çünkü herkesin bu konu hakkında çok fazla bir fikri yok ve ben size bir fikir vermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ki dediğim gibi bunun altında çok uzun zamandır böyle bir analitik yatıyor. Yani uzun zamanın bir verisi aslında bu benim size anlattığım şeyler. Normalde bunu herkes sizle paylaşmaz ama ben öğrendiğim her şeyi sizle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca like atarak kanalın biraz daha öne çıkmasını, insanlara önerilmesini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere dostlar.